Merhaba arkadaşlar, oran orantı konusunun dördüncü testinin sorularını çözeceğiz bugün. Evet, birin soruyla başlayalım isterseniz. Şimdi demiş ki a bölü b eşittir b bölü c, o da eşittir c bölü d ise. Şimdi üç tane ifade birbirine ise bir kere nedir arkadaşlar? Ortak k gibi bir sabitleri var. A bölü b k'ye eşitse a dediğimiz ifade o zaman kaçtır arkadaşlar? Bk. B dediğimiz b bölü c k'ye eşitse o zaman b dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? C çarpı k. C bölü D K'ya eşitse C kaça eşittir arkadaşlar? D K. Şimdi bu ifadeler verildi. A eksi D bölü B artı C artı D kaça eşitmiş? 2. Diyorum ki arkadaşlar böyle bir ifade verirse ben bunların hepsini D cinsinden yazayım. Şimdi A dediğim ifade B K'ya eşit değil miydi? Peki B dediğimde aslında neydi? C K'ydı. O zaman ben diyorum ki burası ne olacak arkadaşlar? C çarpı K çarpı K. Peki C dediğim ifade DK'ya eşit değil miydi? O zaman ben diyorum ki burası C gördüğüm yeri DK yazarsam D çarpı K çarpı K çarpı K ise o zaman en son durumda A dediğim ifade D çarpı K küp olmaz mı? Hepsini tek bir cinse çeviriyoruz yani. B dediğim ifade CK'ya eşitti. C dediğimde DK ise o zaman burası ne olacak arkadaşlar? B dediğimiz ifade D çarpı 1K. 1K daha ne oldu arkadaşlar? K kare olmuş oldu. A eksi D. A eksi D bölü B artı C artı D dedik. Eşittir. A neydi arkadaşlar? D çarpı K küp. Eksi D. Aynı ifade kalsın. Hepsi D cinsinden olsun ki. D'leri direkt ne yapalım arkadaşlar? Ortadan kaldırabilir. B dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? D çarpı K'nın karesiydi. Artı C dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? D çarpı K artı D olarak yaz. Bu ifade kaça eşitmiş? 2. Şimdi yukarıda D'ler ortak olduğu için parantez alırsam K küp eksi 1 bölü D parantezinde K kare artı K artı 1 olarak yazdım. Birbirini götürdü. K küp eksi 1 dediğim ifade aslında A küp eksi B küp gibi. Yani 2 küp farkına dönmeyecek mi? Orada nasıl yazılır? K eksi 1 çarpı K kare artı K artı 1 bölü K kare artı K artı 1 dedim. Bu ifadeler birbirini götürdü. En son durumda 2 kime eşit oluyor arkadaşlar? K eksi 1'e. Dolayısıyla K buradan kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkmış olacak. Peki A artı B bölü C artı D diyor. Onu da isterseniz şurada yazalım. A artı B bölü C artı D eşittir. A dediğim neydi arkadaşlar? D çarpı K küptü. K'yı buldum. K 3'tü. O zaman ne oldu burası? D çarpı 3'ün küpü oldu. Artı B diyor. B dediğimiz neydi arkadaşlar? D çarpı K'nın karesiydi. Yani D çarpı 3'ün karesidir. Bölü C dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? D çarpı K'ydı. K 3 olduğu için 3D artı D olarak yazdık. Yukarıya toparlayalım arkadaşlar. D parantezinde 3'ün küpü 27 artı 3'ün karesi 9 bölü 3D VD daha ne aldı? 4D. Bunlar birbirini götürdü. 27 9'da 36 bölü 4 çıktı. Buraya da sadeleşirse kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 9. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Evet, ikinci soruya geldik arkadaşlar. İkinci soru demiş ki A çarpı X, B çarpı Y, C çarpı Z kaça eşitmiş arkadaşlar? 5'e. O zaman diyorum ki burası 5'e eşitse buradan A çarpı X eşittir 5 ise buradan X kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 5 bölü A çıkar. Aynı şekilde B çarpı Y dediğimiz ifade 5'e eşitse Y buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5 bölü B çıkar. C çarpı Z dediğimiz ifade 5'e eşitse z buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5 bölü c çıkmış olur. Peki x 1 bölü x 1 bölü y 1 bölü z kaça eşitmiş? 4'e. Şimdi diyorum ki 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. 1 bölü x dediğimiz neydi? 5 bölü a artı 1 bölü y dediğimiz neydi arkadaşlar? 5 bölü b artı z dediğimiz neydi arkadaşlar? 5 bölü c. Bu ifade tabii en başta kaça eşitmiş arkadaşlar? 4'e. O zaman birinci ifade aynı kalır. İkincisi ters çalırsa ne oldu? A bölü 5 artı ikincisi ters dönerse B bölü 5 artı üçüncüsü ters dönerse C bölü 5 oldu mu arkadaşlar? Şimdi bunların toplamında paydaları aynıydı zaten. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman ben diyorum ki 4 eşittir
A artı B artı C bölü 5 ise içler dışlar çarpımından A artı B artı C kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 20 çıkmış olur. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Bursa. Evet, 3. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi 3. soru demiş ki x çarpı y 0'dan küçük olmak üzere 6x kare artı xy eksi 2 tane y kare kaça eşitmiş arkadaşlar? 0'a olduğuna göre diyor. 6x artı 2y bölü x ifadesi kaça eşittir demiş soru bize. Şimdi 6x kare artı xy eksi 2y kare eşittir 0'ı çarpanlarını ayıralım. 3x'i 2x olarak ayırabiliriz. Çarpımları sonuçta bize 6x kareyi verecek. Öbür tarafı da arkadaşlar ne yapalım? 2y olarak ayırırsak. Şimdi 2 kere 2 4xy'den bir xy çıkarsa artı xy gelecekse o zaman burası artı olsun, burası eksi. O zaman diyorum ki bu çarpma işleminde 6x kare artı xy eksi 2y kare çarpanlarına nasıl ayıracağız? 3x artı 2y çarpı 2x eksi y. Bu ifade 0'a mı eşit? Ya burası 0'a eşit olmak zorunda ya burası. Şimdi 3x artı 2y eşittir 0 ise 3x buradan kaç çıkacak arkadaşlar? Eksi 2y. Bu birincisi. 2x eksi y eşittir 0 ise 2x buradan kaç çıkacak arkadaşlar? Y çıkmış olacak ama x çarpı y neymiş arkadaşlar? 0'dan küçük. Yani negatif sayılar olacağı için burası iptal. Demek ki 3x dediğim ifade kaça eşitmiş? 2y'ye. Tamam mı arkadaşlar? 3x dediğim ifade 2y ise benim burada x gördüğüm yere o zaman eksi 2, y gördüğüm yere 3 yazmamda sakınca yok. 6x artı 2y bölü x eşittir. X dediğim yere eksi 2 yazdım. 6 çarpı eksi 2 artı 2 çarpı 3 yazıyorum. Bölü x gördüğüm yere eksi 2 yazdım mı? Ne oldu o zaman arkadaşlar? 2 kere 6 eksi 12 artı 6 bölü eksi 2. Yani eksi 6 bölü eksi 2'den eksiler birbirini götürdü. 6 ile 2'yi sadeleştirirse kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 3 çıkmış olacak. O yüzden cevap nedir? C. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Şimdi dördüncü soru diyor ki yukarıda birbirini çeviren 3 dişli çarkta birinci dişli 15 kez döndüğünde ikinci dişli 6 kez, üçüncü dişli 10 kez dönmektedir. Birinci dişlinin diş sayısı 40 olduğuna göre üçüncü dişlinin çarktaki 3 dişli çarktaki toplam diş sayısı ne kadardır diyor. X, Y, Z diyelim arkadaşlar. Mantık genelde ne yapıyormuş arkadaşlar? Bir 15 kez mi dönüyormuş? O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 15X. Eşittir. İkincisi ne oluyormuş arkadaşlar? 6 kez döndüğü için 6y. Üçüncüsü 10 kez döndüğü için ne oldu arkadaşlar? 10z oldu. Bunlar gene ortak nerede birleşecekler arkadaşlar? K'da birleşecekler. X dediğimiz ifade 15x k'ya eşitse k kaçtır? Özür dilerim. 15x k'ya eşitse x kaçtır? K bölü 15. 6y k'ya eşitse y kaçtır? K bölü 6. 10z k'ya eşitse z kaçtır arkadaşlar? K bölü 10. Peki diyor ki birinci dişlikte diş sayısı kaçmış arkadaşlar? 40. O zaman ben diyorum ki şuradan yola çıkarsa K dediğim ifade kaç olacak o zaman arkadaşlar? 40 çarpı 15 olmuş olacak. Hiç sayıları çarpmaya gerek yok. Zaten sadeleşiyoruz. Şimdi birincisindeki diş sayısını bulduk. 40. Zaten soru verdi. 2 ve 3 olun. Y dediğimiz ifade neydi? K bölü 6 idi değil mi arkadaşlar? Yani Y dediğimiz ifade K bölü 6 ise 40 çarpı 15 bölü 6. 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 5. 2 ile burayı sadeleştirdim. 20. 20 çarpı 5'ten kaç geldi arkadaşlar? 100. İkincisinde de ne kadar varmış? 100 diş varmış. Üçüncüsünde neydi? K bölü 10'du. Z eşittir K bölü 10 ise 40 çarpı 15 bölü 10. 10 ile 40'ı sadeleştirdim. 4. 4 çarpı 15'ten kaç gelecek arkadaşlar? 40 gelmiş olur. Pardon, 60 gelmiş olacak. Özür dilerim. Burasında da 60 diş var mı? Sonraki 3 dişteki toplam diş sayısını istiyor. Yani x artı y artı z'deki 40 artı 100 artı 60'tan toplamda ne kadar çıkmış oldu arkadaşlar? 200 tane diş çıkmış oldu. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Adana'dır.
Evet, 5. soruya geldik arkadaşlar. 5. soru demiş ki 5x artı 2y bölü x artı y, 2x artı 4y bölü x artı z, 6z eksi x bölü y artı z eşittir k olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisidir diye soru bize sormuş. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bu 3 ifade birbirine eşitse biz bunları aynı olacak şekilde, yani oran bozulmayacak şekilde taraf tarafa toplayacağız. Yani payları kendi arasında, şunları paydaları kendi arasında toplayabiliriz. Şimdi 5x artı 2y artı 2x artı 4y artı 6z eksi x bölü x artı y artı x artı z artı y artı z. Kaça eşit arkadaşlar bu oran? K'ya. 5x, 2x daha 7x, 1x çıkartırsak burası ne oldu? 6x. 2y, 4y daha ne oldu burası? 6y. 6z, bir tane daha bu yerde z'yi unuttuk herhalde arkadaşlar, bakıyoruz. Ha yok, 6z olarak kaldı. Bölü bir tane x, bir x daha 2x, 1y, 1y daha 2y, 1z, 1z daha ne oldu? 2z. Kaça eşit burası arkadaşlar? K'ya mı? Şimdi yukarıya altı parantezini aldık. X artı y artı z bölü iki parantezine de aşağıya alırsak x artı z oldu. Bu ifade tabii kaça eşit? K'ya. Bunlar birbirini götürdü. 2 ile 6'yı sadeleştirsek 3 geldi mi? Demek ki K dediğim ifade. Yani bu 3'ün eşit olduğu oran kaçmış arkadaşlar? 3'müş. O yüzden cevap Ceyhan. Evet, 6. soruya geldik arkadaşlar. 6. soru demiş ki A artı Y bölü X eşittir 1 bölü 2. X eksi Y bölü X artı Y gene 1 bölü 2 neymiş arkadaşlar? Eşit. Diyorum ki şu ikisini birbirine arkadaşlar eşitleyelim. İçler dışarı çarpımı yaparsa 2X eksi 2Y eşittir. X artı Y ile 1'in çarpımından X artı Y geldi. Dolayısıyla buradan X eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 3Y çıkmış olacak. A artı Y bölü X'i 1 bölü 2 eşitlersek A artı Y bölü X eşittir 1 bölü 2 ise içler dışlar çarpımından 2A artı 2Y eşittir X. Peki bizim X dediğimiz şey aslında 3Y değil mi? O zaman ben burada 3Y yazabilirim. Dolayısıyla 2A artı 2Y eşittir 3Y ise Y buradan kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 2A çıkmış olacak. Şimdi 2X eksi 6A bölü 3Y yazdık. X'i de Y'yi de hepsini ne yapalım arkadaşlar? A cinsinden yazalım. Evet, Y'yi yazdık, A cinsinden sıkıntı yok. Şimdi X yazalım. X dediğimiz ifade kaçtı arkadaşlar? 3Y'di. Y dediğimiz kaçtı arkadaşlar? 2A ise buradan X eşittir kaç çıkacak arkadaşlar? 6A. Şimdi 2 çarpı 6A eksi 6A bölü 3 çarpı Y dediğimiz ifade kaçtı? 2A. Yani 2 kere 6 12. 12A'dan 6A çıkarsa 6A kaldı. Bölü aşağısı 6A ile. Bunlar birbirini götürse bu ifadeden kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 1 çıkmış olacak. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Adana. Evet, 7. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi 7. soru demiş ki X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X çarpı Y bölü 4 eşittir Y çarpı Z bölü 5 eşittir X çarpı Z bölü 6 olduğuna göre X artı Y artı Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Gene ne yapacağız arkadaşlar? 2, 2 oranlayalım. Şu ikisine bakalım. Sonra isterseniz gene şu ikisine bakalım. Şimdi X çarpı Y bölü 4 eşittir Y çarpı Z bölü 5. Y ile birbirini götürür. Çarpım durumunda olduğu için 4 ile Z yer değiştirebilir. X bölü Z buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4 bölü 5. Aynı şekilde ikinci ile üçüncüye bakalım. Y çarpı Z bölü 5 eşittir X çarpı Z bölü 6. Z ile birbirini götürürse gene 5 ile X çarpım durumunda yer değiştirebilir. Dolayısıyla Y bölü X kaç eşit olacak? 5 bölü 6. Şimdi birinci denklem bu. İkinci denklem bu arkadaşlar. Şimdi şu kenarda ikisini de inceleyelim. X bölü Z eşittir 4 bölü 5. Y bölü X eşittir 5 bölü 6 oldu. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar her denklemde ne olmak zorunda? Her soruda daha doğrusu bir tane X, bir tane Y, bir tane Z olmak zorunda. X burada hem 4 hem 6 olamaz. Bu ikisi ortak olması lazım. 4 ile 6 kaçla eşitlenir? 12'de. O zaman diyorum ki buraya en az 3 ile çarpmam lazım. Buraya en az kaçla çarpmam lazım? 2 ile.
O zaman x dediğimiz ifade 2 kere 6 12, 2 kere 6 12, her ikisinde de 12 çıkıyor, doğru yaptık. Y dediğimiz ifade kaç çıkacak arkadaşlar? 2 kere 5'ten 10 çıkmış olacak. Z dediğimiz ifade 3 kere 5'ten kaç çıkacak arkadaşlar? 15. Soru bize ne istiyor arkadaşlar? Bu üçünün toplamını alabileceği en küçük değeri istemiyor mu? Yani x artı y artı z 12 artı 10 artı 15'ten 37 çıkmış olacak. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Edirne. Evet, 8. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi 8. soru demiş ki a bölü kök b eşittir kök c bölü d eşittir n olduğuna göre a kare artı c bölü b artı d kare ifadesinin n türünden alabileceği ifade aşağıdakilerden hangisi diyor. Şimdi a bölü kök b eşittir n ise a ifadesi buradan kaça eşittir arkadaşlar? Kök b çarpı n. Biz arkadaşlar bunun karesini alalım. Çünkü a'nın karesini istediği için a kare burada kaça eşittir? B çarpı n karedir. Burası bir dursun. Aynı şekilde kök c bölü d eşittir n ise kök c buradan kaça eşit olacak arkadaşlar? D çarpı n'ye. Biz c ifadesini istediği için karesini almamız lazım. D kare çarpı n kare çıktı. Şimdilik bir devam edelim. İfadelerimizi yazalım arkadaşlar. A kare artı c bölü b artı d kare dedik. A kare dedim neydi arkadaşlar? B çarpı n kare. Artı c dediğim ifade neydi? D kare çarpı n kare dedik. Bölü aşağı geldik arkadaşlar. B artı d kare dedik mi? Eşittir dedik. Şimdi yukarıda n kare her ikisinde de ortak olduğu için aldık ortak paranteze. B artı d kare kaldı. Bölü aşağıda da ne vardı? B artı d kare var. Bu ifadeler çarpım durumunda olduğu için birbirini götür. En son durumda burada kaç kalacak arkadaşlar? N kare kalmış olacak. O yüzden cevap nedir? Bursa. Evet, 9. soruya geldik arkadaşlar. 9. soru demiş ki eser havlularını 2, 3 ve 4 sayılarıyla hem doğru hem de ters orantılı olacak şekilde ayırabiliyor. Buna göre eserin en az kaç tane havlusu vardır demiş. Şimdi hem doğru hem ters orantı olarak mı ayıracakmış? Yani doğru orantı olarak ayırsa ne olacak arkadaşlar? X bölü 2 eşittir Y bölü 3, o da eşittir Z bölü 4 mü? Peki ters orantı olarak ayarlarsa ne olacak? 2X eşittir 3Y eşittir 4Z oldu mu arkadaşlar? Yani tabi bunlar birbirine eşit olacaktır ama belli bir oranda. Burası k gibi bir oran olsun, burası da a gibi bir oran. X bölü 2 k eşitse x buradan kaç çıkar? 2k. Y bölü 3 k eşitse y buradan kaç çıkar? 3k. Z bölü 4 k eşitse z buradan kaç çıkar? 4k. O zaman burada toplam ne kadar olacak? X artı y artı z'den 2k artı 3k artı 4k'da 7, 9k şeklinde. Yani demek ki şıklardan bir tanesi kesinlikle ne olmak zorunda? 9'un bir katı. Şimdi 2x eşittir 3y eşittir 4z a'ya mı eşit? Dolayısıyla x buradan kaç çıkacak arkadaşlar? A bölü 2 çıkması lazım. 3y a'ya eşitse y buradan kaç çıkacak? A bölü 3. 4z a'ya eşitse z buradan kaç çıkacak arkadaşlar? A bölü 4. Gene bizim bunların toplamı lazımsa x artı y artı z'de a bölü 2 a bölü 3 artı a bölü 4. O zaman bunları 12 değiştirebiliriz. 6, 4, 3. Ne olacak? 6a, 10a, 3a daha. 13a bölü 12. O zaman şıklardan bir tanesi ne yapacak arkadaşlar? 13a bölü 12 olacak. Bizim için aslında 13 ve 9 aslında önemli arkadaşlar. Niye? Şimdi 12 zaten çift bir sayı olduğu için bölenleri olabilir ama hem 9'un hem 13'ün katı olabilecek tek bir sayı var arkadaşlar. O da 117'dir. O yüzden cevap nedir? 117. Yani eserin en az kaç tane havlusu vardır? En az 117 tane havlusu vardır. Evet, 10. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi 10. soru demiş ki 24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı 252'dir. Kızların yaş ortalaması 10, erkeklerin yaş ortalaması 12'dir. Diyor ki buna göre bu sınıfta kaç tane erkek öğrenci var demiş. Şimdi kızların sayısı, erkeklerin sayısı. Kalemimizi değiştireceğim. Kalemimizin ucu bitmiş. Şimdi kızların sayısını arkadaşlar x dersek erkeklerin sayısı ne olacak? 24 eksi x olacak.
Şurayı biraz daha belirgin hale getirelim. Şöyle tamam. Şimdi sınıftaki öğrencilerin bütün hepsinin yaşların ortalaması kaçmış? 252. Kızların yaş ortalaması kaçmış? 10. Şimdi kızların yaş ortalaması 10 olduğuna göre ve x öğrenci varsa o zaman bunların yaşları nedir aslında arkadaşlar? Toplamı 10x gelmek zorunda. Çünkü neydi? Toplam yaş bölü kişi sayısı ortalamaya eşitti. 10x oldu. Erkeklerin yaş ortalaması kaçmış? 12. 24 eksi x tane erkek varsa buradan ne kadar gelecek? 12 parantezinde 24 eksi x olacak. Peki bu ikisinin toplamı kaça eşitmiş arkadaşlar? 250 2'ye eşitmiş. Peki diyoruz ki o zaman 10x artı 12 çarpı 24 eksi 12x eşittir 252 dedik. 12 çarpı 24 dediğimiz 288'dir. 12'den de 10 çıkartın. Eksi 2x eşittir 252 dedik. 252 bu tarafı 2x'i öbür tarafa atarsak 36 eşittir 2x çıktı. Sadeleştirirsek x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 18. Peki soru bize diyor ki bu sınıfta kaç tane erkek öğrenci? Erkek öğrenci dediğim neydi? 24 eksi x'di. 24 eksi x ise 24 eksi 18'den kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 6 çıkmış olacak. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Bursa. Evet, 11. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir miktar parayı A, B, C kişileri sırasıyla 3 ile doğru, 2 ve 6 ile ters orantılı olacak şekilde paylaşsın. Önce bunu bir yazalım. Şimdi A ile 3 ile doğru orantılı ise A bölü 3 eşittir. 2 ile ters orantılı olduğu için 2 çarpı B eşittir. C 6 ile ters olduğu için ne oldu arkadaşlar? 6C. Yine bunlar arkadaşlar ne olmak zorunda? K gibi bir sabitleri olacak. Şimdi A bölü 3 K eşitse A aslında kaçtır arkadaşlar? 3K'dır. 2B ifadesi K eşitse B buradan kaç çıkar aslında? Yanlış yazdık. B bölü 2 çıkmış olacak. 6C K eşitse C buradan kaç çıkar arkadaşlar? K bölü 6 olarak çıkmış olacak. Şimdi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Toplam para B'nin parasının 7 katıdır. Şimdi topladığımız zaman 3K artı K bölü 2 artı K bölü 6. Paydasının 6 değiştirelim. 3 burası 1 olsun. 3 kere 6 18. 3 daha 21. 1 daha ne oldu? 22K bölü 6. Toplam para B'nin parasının 7 katıdır. Biz B'yi 7 ile çarparsak ne oldu? 7K bölü 2. Buna eşit olmadığı için nedir arkadaşlar? Gitti. B ile C'nin paraları toplam A'nın parasından fazladır. B ve C'nin arkadaşlar biz ne kadar toplarsak toplayalım bunların kesirleri olduğu için her halükarda daha az olmak zorunda gitti. A C'nin 10 katı para alır diyor. A C'nin 10 katı kadar para alır diyor. O zaman ben burada arkadaşlar K bölü 6'yı 10 ile çarparsam ne olacak? 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3, 5K bölü 3 oldu. Ama buradaki 3K ifadesine eşit mi? Değil. O yüzden nedir arkadaşlar? Yanlış. A, B'nin 5 katı kadar fazla para alıyor. A, B'nin. Şimdi 5 katı kadar fazla olması ne anlama geliyor aslında arkadaşlar? Ne olması anlamı? Pardon. A, B'nin diye özür dilerim. 5 katı kadar fazla olması bir de kendisi var. Aslında 6 katı olacak demek. Şimdi K bölü 2'nin 6 ile çarparsan 3. Burası ne oldu? 3K oldu mu? Zaten A ifadesi 3K'ya eşitti. O yüzden bu cevap nedir arkadaşlar? Doğrudur. Edirne yanlış. O yüzden cevabımız Denizli. Evet, 12. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi üzerindeki 2, 3, 5 ve 6 yazılı olan 4 kutuyu sırasıyla üzerindeki numaralarla ters orantılı olacak şekilde toplar konulmuş. Buna göre içerisinde en çok ve en az top bulunan kutuların içerisindeki topların toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi ters orantılı olması ne anlama geliyordu arkadaşlar? Çarpım durumda. X, Y, Z, T diyelim. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 2X, 3Y, 5Z, 6T. Bunlar birbirine eşit ise eşittir 3Y eşittir 5S eşittir 6T. Bunlar K gibi bir ortakları var. O zaman buradan X 2X K eşitse X nedir arkadaşlar? K bölü 2. 3Y K eşitse Y kaçtır? K bölü 3. 5S K eşitse Z eşittir K bölü 5. Şöyle yapalım karışmasın. 6T K eşitse T nedir? K bölü 6. Şimdi 2, 3, 5, 6 3'ünün de 4'ünün de arkadaşlar
ortak paydası kaçtır? 30'du. Şimdi diyorum ki o zaman bu ifadeler nerede? 30 gibi bir oranda eşit olacaklar. 2x eşittir 3y eşittir 5s eşittir 6t eşittir k yerine 60 olarak yazabiliriz. Pardon, özür dilerim, 30 olarak yazabiliriz. Şimdi bunların 30 eşit olduğunu zaten buradan görmüş olduk. 2x 30 ise x buradan kaç çıkar? 15. 3y 30 ise buradan kaç çıktı? 10. 5s 30 ise z kaç çıktı? 6. 6t 30 ise t kaç çıktı? 5. En az ve en çok toplam 15 ile 5'in toplamı kaç çıktı? 20. Aslında 20 doğru ama cevaplarda olmadığı için gitti. O zaman sayılar 30-30 artacaksa bir tane daha arttıralım, ne olacak? 60. 2x'in 60 olması için x'in kaç olması lazım arkadaşlar? 30. 3y'nin 60 olması için 20. 5z'nin 60 olması için 12. 6t'nin de 60 olması için kaç olması lazım? 10. En çok 30, en az 10 ise 30 artı 10'dan kaç çıktı arkadaşlar? 40 çıktı mı? O zaman cevap nedir arkadaşlar? Edirne.